Ben Gürcüyüm, eşim Arap. Kim bu adam? Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı. Peki anayasa ve yasalarımızda ne var? Türkiye'de sadece Türkler yaşıyor. Doğru mu? Bir başbakan nasıl der ki ben Gürcüyüm, eşim Arap? Dedi. Peki ben eşini araştırdım. Kimdir? Niye eşi? Yani Sayın Başbakan... Çünkü eşim Arap dedik ve eşi asla Arap'a benzemiyordu. Davranışları benzemiyor diyor. Ben benzetemiyorum. Müslüman yalan söyler mi? Söylemezdi. Ama bakıyorsunuz birçok şeyleri doğru değil, gerçek dışı. En basit, hayatlarının en önemli olaylarında bile çelişkili. Tayyip Erdoğan'ın eşi ne diyor? Ben diyor, işte Tayyip Erdoğan'la karşılaşmadan önce, bir gece önce rüyasında görmüş, işte Tayyip Erdoğan beyaz takım elbiseler içinde. Bu işte ondan sonra da rüyasında yaşlı bir sakallı zat, işte sen bununla evleneceksin diyor. Ertesi gün Tayyip Erdoğan'ın ve Erbakan'ın konuşacağı yere bunlar gidiyorlar ve Tayyip Erdoğan'ı görüyor, aşık oluyor. Tayyip Erdoğan da göğe bunu görüyor, aşık Emine oluyor. Emine Hanım'ın anlattıkları. Emine Hanım'ın anlattıkları. Hatta Tayyip Erdoğan 10 kilo zayıflıyor. Çünkü annesi kabul etmiyor. Annesi o an onu başka biriyle evlendirmek istiyor. Ve aralarında büyük bir aşk olduğunu anlatıyorlar. Ki Tayyip Erdoğan 10 kilo zayıfladığının fotoğraflarını da koyuyorlar. Şimdi Tayyip Erdoğan aşkından 10 kilo zayıflamış. Sonra Tayyip Erdoğan'ın haberi yok diyorsun. Tayyip Erdoğan'ın haberi yok. Gülden Aydın'la Hürriyet gazetesi sanıyorum. Tabii Gülden Aydın'la bir röportaj yapıyor. Ve Gülden Aydın'ın sorduğu soruya Tayyip Erdoğan'ın verdiği cevap, 16 yıllık evliyim, hayatımda hiç aşık olmadım ve olamadım. Yani böyle bir şeyde bile gerçeklere takla attırılıyorsa, ki sonra ben tabii ki aileyi kitap yazarken çok iyi araştırmam gerekiyordu ve araştırdım. Tayyip Emine Hanım'ın dedelerinin arasında Üzeyir, nenelerinin arasında Nili ismini rastladım. Ve ondan aşağı indiğim zaman baktım ki Arap değil, Yahudi. Arap değil, Yahudi. Arap değil, Yahudi.
Arap değil, Yahudi.